Merhaba sevgili dostlar, Bir Gerçeğin Sesi programında Kanal Hayat ekranlarında Hakan Taştan ve Bayram Erdem'le birliktesiniz. Rab e hepinizi bol bol bereketlesin, size esenlikler olsun, size bereket olsun, size lütuf ve bol bol raptan gelen sevgi ve bereket ve iyilik her daim üzerinizde olsun diye dua etmek istiyoruz. Ve programımızı böyle bereketle, duayla, esenlikle açmak istiyoruz. Bugün yine kendimizce önemli olduğunu düşündüğümüz değerli kardeşim Bayramla birlikte Tanrı'nın yönlendirişini aramak, Tanrı'nın yüzünü aramak, Tanrı'nın verdiği kararlar hayatımız için ilgilendiği özel noktalarda ona itaat ederek onun yönlendirişini ararak ya da bu yönlendirişi nasıl alabiliriz, nasıl almalıyız? Tanrı'nın bu konuda bize kutsal yazara vaadi nedir? Yönlendirecek mi, yönlendirmeyecek mi? Bu konuda nasıl bir yüreğe sahip? Bugün kısaca buna bakmaya çalışacağız. Ve bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Rabb hepinizi bereketlesin. Ben sözü şimdi değerli kardeşim Bayram'a bırakayım. Bayram bugün Tanrı'nın yönlendirişini evet. konuşmaya çalışacağız seninle birlikte. Evet. Ne diyorsun? Tanrı bizi yönlendirir mi? Evet. Tanrı bize fırsat verir mi? Hayatımız tabii kararlarla dolu değil, değil mi? mi? Evet. Yani çok kararlar alıyoruz. Evlilik olsun, okul olsun, iş, iş olsun, olsun ya yani. taşınma olsun, yurt dışına gidip gelme olsun yani iş evet. için. Başka şeyler için Doğru. hatta yani tatil olsun zamanımızı nasıl kullanacağız ya, ilişkilerimizde çok kararlar alıyoruz Hatırsız. hayatımız kararlarla geçiyor Doğru. bu kararlarda tabii ki bir yönlendirici ihtiyacımız var Hı -hı. E, ve Tanrı bizi Kutsal Kitabında yöneteceğine vaat ediyor Hı -hı. Kutsal Amin. Kitabında ve biz bu e, Tanrı'nın tabii sesini nasıl duyacağız? Tanrı tabii ki e, direkt e, bize hani konuş konuşmuyor bazen bu da oluyor evet, belki bazen ama bazen oluyor evet belki çok önemli kararlarda gerçekten Doğru. yürekten aradığımızda onu da yapıyoruz ama tabii ki e, Tanrı değişik e, yollar kullanıyor kutsal Ardın. kitapta bunu Ardın. görüyoruz Ardın. eski ahitte olsun yeni ahitte olsun. Doğru. Hatta yani espri çok ya bazen Tanrı eşeği bile kullanır. Evet. Peygamber de yaptı. Demek ki yani. onu bile konuşturduğu ya yani. sahte peygamberliği engellemek için Amin. haklısın. Amin. Yani Tanrı bizi yönlendirmek isteyen bizimle beraber <laughs> olmak isteyen bizimle beraber yürüyen bir Tanrı. Evet, mezmurlardan bunun gibi ayet evet, okumak istiyorum. Yani, 30, doğru. 32 mezmur 8. ayet. Hı hı. Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, öğüt vereceğim sana, gözüm sendedir. Alelhuil. Yani Tanrı bizimledir dediğimiz gibi. Bize eğiteceğini, gideceğimiz yolu göstereceğini, öğüt vereceğini söylüyor. Amin. Bu dediklerine hani yüzde katılıyorum. Evet. Yani şunu çok net bu mezmurdan görüyoruz ki Tanrı bize yakın bir Tanrı. Amin. Bizimle ilgilenmek isteyen bir Tanrı. Amin. Değil mi? Bizi yönlendirmek. Yani bak ne diyor zaten? Eğiteceğim seni diyor. Ne yolda? Tanrı yolunda. Gideceğin yolu göstereceğim. Hangi yolun doğru, hangi yolun yanlış olduğunu bize gösterecek. Evet. Öğüt verecek. Öğüde ihtiyacımız var. Evet. Değil mi? Evet. Doğru öğüde, iyi öğüde bize yarayacak ve Tanrı'yı onurlandıracak öğüde ihtiyacımız var. Gözüm sendedir diyor. Bak, Aynen. gözüm sendedir. Yani tabii bu kadar yani müjde dolu değil mi? Yani kutsal Hı -hı. Evet. kitap Tanrı'yla bizi hani barıştırıyor ve yani Tanrı hayatımızda egemen olduğunu doğru. bize ne kadar bir güven veriyor bize yani. Doğru. Tanrı gözüm sendedir diyor. Daha yani Tanrı'ya yeter ki biz yani... E, ...gerçekten ona sırtımızı dönmeyelim. Evet. Biz de ona yüzümüzü dönelim. Tanrı bizi eğitecektir, yol gösterecektir. Elimizden asla bırakmayacaktır. Tıpkı... Diyor ya gözüm sendedir yani gözüm üzerindedir evet, diyor. Yani, evet. Tıpkı bizim çocuklarımıza Aynı. E, üzerine titrediğimiz gibi. Kesinlikle. Aman düşmesin değil mi? Aman atlamasın. Aman kötü bir yola sapmasın. Aman kötü arkadaşlara edinmesin. Hı. Kötü yollara sapmasın. Ahlak doğru değil mi? Ana babaya saygılı, hayırlı vatana millete bir evlat olsun diye titremez miyiz? Gözümüz üzerine bakmaz mıyız Evet. Doğduğu günden affedersin e, öleceği güne kadar. Rab uzun ömür versin onlara da e, sırayla olsun aynen. her şey. Ama yani evleneceği kadar değil mi aynen. okula kadar hep yönlendirmiyor. iyi okulları göndermeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Bütçemiz el verdiğince iyi işler almaya çalışıyoruz. Evet. Hep gözümüz üzerinde hep bir yönlendiriş var. Evet. Tıpkı Se Tanrı'nın babamızın bizi yönlendirdiği aynen. gibi. Aynen. Ve yeni ayette de aynı şey Rabbisi bizim için doğru diye söylüyor. <laughs> Yuhanna 10. bölüme bakarsak. Üç dördüncü ayetler. Hmm. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider koyunlar da onu izler. Doğru. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler. Amin. Ondan kaçarlar. Çünkü yabancının sesini tanımazlar. Sen yeah. i̇şte Mesih burada bizim onun sesini duyacağımızı Doğru. söylüyor. Onu Doğru. takip edeceğimiz onun koyunları olarak onu tanıyacağız. Onun sesini bileceğiz. Hı hı. Ve hayatımızda bunu görüyoruz. Yani Bir imanın hayatında değil mi? Her zaman Mesih'e uygun davranışları görürüz gerisindeki kardeşlerimiz olsun, kendi hayatımız olsun. Eğer Rab'de yaşıyorsak, Rab'bin gözü yüzlerimiz olduğu gibi biz de onun yollarını arıyorsak bizi yönlendirecektir. Tabii burada aslında bu benzetmede biliyorsun hı hı. Efendimiz hep benzetmelerle değil mi? Rabbimiz hep böyle halkın anlayacağı dilden, özellikle o dönemin insanların daha iyi anlayacağı dilden konuşmaya özen gösterdi. Kesinlikle. Din bilginleri gibi gibi konuşmadı, üst perdeden konuşmadı. O zaman buradaki teşbihteki gibi, benzetmedeki gibi yani aslında koyunlarımın diye esnaf şaşkınca önlerinden geliyor yani çoban olduğunu vurguluyor aslında. Kesinlikle Çoban ne yapar, ya. değil mi? Çoban ne yapar? Koyunu yönlendirir. İyi çayıra, iyi meraya, değil mi? Sulak yere. Ya da buradaki çim, çim güzel, ot güzel, burada güzeldi. Hep iyiliğini arar. Evet. Ama koyunların da bir görevi vardır. Çoban. İyi çobanı izlemek, i̇zlemek değil mi yani, sesini evet. duymak sesini işitmek aslında yani her iki örnekte de yani hem Eski ayet mezbur hem Yeni ayetteki Yohanna'da örneğine baktığımızda da bizim bir sorumluluğumuz var ama en önemlisi Tanrı sorumluluk alan bir Tanrı. Aynen. Bunu istiyor. Yani Aynen. bir kere bunu ekran başında izleyenler bilsin. Yani Tanrı öyle köşelerde kenarda bir, değil biri değil bizimle ilgilenmek, bize önderlik etmek, bizi yönlendirmek isteyen, bizi doğru yanlışı, siyahı beyazı göstermek isteyen bir babamız var. Amin. O yüzden Amin. bunu anlayalım bu paylaşımın başında. Ona göre gerçekten diğer ayetleri de açmaya devam edelim diye düşünüyorum evet. kardeşim... Evet. Buyur, ve devam yine edelim. Yine teşvik edici çok müjdeci bir ayet daha var yine Aha. Eski ayette... Ya yani, e, hayatlarımız için Tanrı'nın iyi planlarından Hale bahsediyor bu Yerem ya 29. Yani diyorsun bir planı planı var Tanrı'nın. Tanrı, Tanrı bizler için Amin. planları var Amin. ve bunu yani çok teşvik verici bir ayet. Hı hı. Okuyayım Yerem, Yerem 29 11 13. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları Amin. bunlar. Amin. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız, ben de sizi işiteceğim. Hı -hı. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. <laughs> Amin. Evet. Yani burada da çok ağzına sağlık, bu harika bir ayet. Evet. Bunu hatırlattığında çok iyi oldu. Ben inanıyorum ki bizi izleyenlerde de birçoklarına bereket olacaktır bu ayet. Çünkü bak ne diyor? Sondan ben başlayayım. Evet. Bütün yüreğinizi arayacaksınız. Beni o zaman bulacaksınız diyor. Amin. Yani aranmak isteyen, Amin. bulunmak isteyen bir tanrı. Kaçan bir tanrı değil. Amin. Haşa. Amin. Ve ne diyor? Sizin için iyi tasarlarım var. Yani dedin ya sen bir planı var Tanrı'nın insanlar evet. için. Evet. İyi tasarlarım var. Gelecek, umutlu gelecek vaat eden tasarlar. Hı. Bak benim buna ihtiyacım var. Hep hepimizin. Benim, yani ben tabii ki kendi adıma konuşayım. <laughs> tabii ki herkese ihtiyacı var, katılıyorum. Ben inanıyorum bizi ekran başında izleyen dostların, sevgililerin de, kardeşlerin de ihtiyacı var. O zaman böyle bir Tanrı'ya yaklaşmaktan çekinmesinler. Kutsal kitap Tanrı'nın karakterini ortaya koyan kutsal yazılardır. Evet. O zaman Tanrı'yı tanırsak, Amin. yönlendiriş verebileceğini de görürsek ayetlerden değil mi? Dikkat evet. et bunlar bizim sözlerimiz değil. Tanrı'nın sözü sözleri, de kendi sözlerimizi iletmiyoruz. Burada onun adını yüceltmeye çalışıyoruz. Amin. O zaman umutlu gelecek isteyen, iyi bir gelecek isteyen, plan isteyen, kendi hayatında güvenli bir ortam. Rabbin elleri öyledir, iyi Amin. çobanımızdır değil mi? Amin. O zaman ona gelelim. Amin. Onun yüzünü arayalım. Amin. Tüm yüreğimizle ama. O zaman bulacaksınız diye bak. Evet, tüm yürek çok önemli. Çok önemli. Yani Tanrı'yı denemememiz lazım. Evet. Ya bana şunu verirse ben de aynen, öyle aynen. değil. Öyle yani. değil, öyle değil. Bütün yüreğimi ve on, güvenmeliyiz ona. yönlendireceğine. Tabii her şeyin kaynağı odur zaten. Bütün zenginlik, bütün bereketlerin. Lazım. Doğru. Evet, ona güvenmemiz ve onun yolunu aramamız gerekiyor. Doğru. Ne diyor Romalılar? Sence 122? Bir de orada var bakalım ne evet. diyor? 12 122. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun hmm. yeni Tanrı'nın iyi beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Aleluya. Çok önemli bu. Evet. Yani burada tabii ki ne, ne demiş oluyor Paulus? Yani kutsal kitapları kutsal kitabı iyi bilmemiz lazım ki çünkü Tanrı'nın ne, neyi beğendiğini, neyi istediğini hı hı. Bur buradan öğreniyoruz, değil mi? Tanrı'nın sözünden öğreniyoruz. Ve bunları sürekli okuyarak kendimizi a, yenilememiz lazım, Amin. düşüncelerimizi yenilememiz lazım ki. Yani bir olayla karşılaştırdığımız zaman düşüncelerimiz taze kalmış olsun. Amin. O olay nasıl davranmamız gerektiğini biliriz. Doğru. Aynı zamanda hani bir ayet önce yaremeda okumuştuk ya. Diyor evet. yani bütün yüreğinize beni arayacaksınız evet. o zaman bulacaksınız. İşte bu yürek evet. bu düşüncenin değişmesinden sonra oluşan yürek. Amin. Tanrının istediği o. Evet. Yani evet herkeste bir yürek var. Herkes yüreği yaşıyor. Nefes alıyorsa atıyor. Amin. Ama Tanrının derdi o yürek değil. Et yürek değil, ruhsal yüreği arıyor Tanrı. Evet. Yani düşüncenin değiştiği, yetkin isteğinin ne olduğunu fark etmiş, Tanrı'nın yüceliğini ve yönlendirişini evet. kabul eden ve bunu olabileceğine yürekten iman eden yüreği arıyor Tanrı. Evet. O yüzden düşüncenin yenilenmesi, düşüncenin değişmesi kutsal yazılar doğrultusunda çok önemli. O yüzden bu ekran başlarında bizi izleyen binlere, yüz binlere, milyonlara bunları anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu iş Rabbin işidir. Bu değişim, bu yönlendiriş Rabbin gerçekleştirileceği bir şeydir. Yeter ki onun yönlendirişi en çok nerede? Kutsal yazılarda. Aynen. Değil mi? Evet. Dediğin gibi bizi dışarıdan bazen bize konuşuyor. Net bir şekilde bunu yaşadık. Ben bir örnek anlatacağım. Tamam. Ama daha çok konuştuğu yer Kutsal yazılar ve kutsal kitabın değerli kıymetli evet. kutsal sözleridir değerli kardeşim. Evet. Yani bu çağın gidişine uymayın diyor. Evet. Eğer biz ama bu çağın insanı gibi yaşarsak Değil o mi? zaman Tanrı'na uzak yaşamış oluruz. Kesinlikle haklısın. Bunun bir isteğinde. ayağımız burada bir ayağımız burada olmayacak. Olmaz. Yani. Evet. evet. Efesliler'e bakalım değerli Efeslilere kardeşim. Efesliler 2. bölüm 10. ayet. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Amin. Tamam. Yani bizim Tanrı hiçbir zaman bizim övünmemizi, böbürlenmemizi, kibire kapılmamızı istemez. Doğru. Ve bu çünkü gerçekte de değildir. Doğru da değildir. Çünkü zaten bizi yaratan ve önümüze iyi şeyleri koyan O'dur. İyi işleri yapan da, yaratan da O'dur. Evet. Mesih İsa'da hepsini bizim için yaratan O'dur. Bizi doğru. de yaratan O'dur. O zaman yani aa, O'nun yapıtı olduğumuzu bileceğiz. Hı hı. İyi işleri yapıyoruz. Övünmeden, gurura, gurura kapılmadan değil mi? Hı hı. Bizim önümüze konan iyi işleri yaparak Tanrı'ya yaklaşmak. Doğru. Tanrı'da yaşamak, Mesih'te yaşamak. Amin. Hatırlarsan bir 2 üç ayet önce şunu demiştik... ...Tanrı'nın bir planı var bizler için... Aynen. ...doğru mu? Evet. Değil mi? Zaten kutsal görüyoruz. Evet. Bak şimdi ne diyor? Önceden hazırladığı iyi işleri yapmamak yapmak üzere. Evet. Yani Tanrı'nın bizi yaratmakta bir amacı... ...bir planı var. Evet. Bugün biz hem burada ekran başında boş yere konuşmuyoruz... ...Tanrı'nın bir amacı planı olduğuna inanıyoruz... ...ve bizi ekran başında izleyenler... ...herkes için de söylüyorum ki... ...Tanrı'nın sizler için onu arayan... Onun yüzünü arayanlar için bir planı olduğu da açık. Çok net. Efeselik ayet çok net. O zaman bizlerin onun bu önceden hazırladığı işleri yapmak amacıyla yaratıldığımızı, bir plan, bir amaç uyarınca var olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Evet. Tanrı hiçbir şeyi boş yere yaratmadı. Amin. Hiçbir şeyi kötü yaratmadı kardeşim. Amin. İnsanlar bu tutumdan bu sevgiden bu tanrı bahçesinden çıktıkları için kaybolmuş koyunlar gibiler. Aslında oraya girseler ağla evet. huzuru ve gerçeği ve yönlendirişi aslında yaşayacaklar. Birebir yaşarken tecrübe edecekler gerçekten. Evet. E, şu nokta çok önemli. Yani önemli kararlar almadan önce tanrıya danışma, dua Haklısın. ederek, Haklısın. değil mi? Yani Hı -hı. tanrı o, o bir önemli bir karar vermeden önce tanrıya danıştığımız zaman Hı -hı. dua ile ona yakarıp yani ona sunduğumuz zaman şükranla Doğrusu. yapacağımız işi hı hı. o bizi yönlendirecektir. Amin. Yüreğimize koyuyordur, koyacaktır. Bunu Bence büyük de. ihtimalle siz de yaşamışsınızdır. çok bir çok yani, yani imanlı bunu hayatında yaşıyor. Yani ben de yani yurt dışında yaşıyordum. Hı hı. Tek başıma iman ettim. İncil okuduğum zaman çok etkilendim ve Tanrı yüreğime hani ülkeme dönüp burada hizmet etmeyi koydu. Amin. Hamdolsun. Yani, yani millet Amerika'ya gitmeye çalışırken sen Amerika'da kurulu işini bırakıp Türkiye'ye geldim diyorsun. Biraz öyle oldu evet. evet. Ama bu Rabbin yönden yani. Ee, Onun Hamdolsun yani her şeyde hani önceden hazırlamış işleri bulduk yapıyoruz hamdolsun. Amin, hamd olsun. Amin. Ee, Yani tabii çok örnekler var bu konuda. Doğru. Sizin de var mı bir örneğiniz? Var şey, var hayatımızdan... aslında sen ko hazır konuyu açmışken ben de Hı -hı. kısaca bir hayatımda yaşadığım bir hikayeyi anlatayım. 2007 yılındaydı yani tam 10 yıl önceydi. Vallahi. 10 yıl önce belki duymuşsundur ben 4 yıl 20 kere mahkemeye çıktım. Tutuklanmadım ama her 3 ayda bir 20 defa mahkemeye gittim. Bu yaptığımız hizmetten dolayı, Hristiyanlıktan dolayı. Tabii farklı maddelerden şimdi, şimdi ona girmeyeceğim. Ama sonuçta aklandık 4 yılın sonunda ama çok zor bir süreçti. Hı hı. Belki anımsarsın 2007'nin 18 Nisan'ında Malatya katliamı. 2 evet. Türk, bir Alman Hristiyan kardeşinin şehit edildiği bir zaman yaşadık. 18 Nisan'ı ve aynı gün ben mahkemedeydim bir arkadaşımla birlikte. Dışarıda 80-90 kişi bize saldırıyor. Siz de öldüreceğiz diye bağırıyorlardı. Polis kayıtlarında bunlar mevcut zaten. Eski haberlerde de var. Şimdi o gün bir e, gaz o gün çok uluslararası gazeteciler de vardı dışarıda. Bir de bu Malatya katliamı olduğu için hani bizim mahkemede daha dikkat çeker oldu. Evet, o zaten evet. biz o acılardan dolayı kendi derdimizi unutmuştuk. Tanıdığım, sevdiğim değerli kardeşlerdi. Neyse Rabbin yandaşında onlar. Ve o gün bir Kanadalı gazeteci konsoloslukla görüştüğünü... ...bu ölümden dolayı bizi de öldürmek istediklerinden dolayı... ...iki tane küçük çocuğum var, eşim İngilizce biliyor falan... ...bir yerli bayan olmasına rağmen... ...bizi Kanada'ya davet ettiler. Yani Kanada'da yaşamamız, iltica etmemiz için... ...başvurmamız için ve konsolosluğun bunu kabul ettiğini... ...hemen ertesi sabah 8'de gelip... ...gitmemizi, uçak biletimizi alıp gitmemizi istediler. Birçok insan bunun rapten olduğunu... Yani bu baskılar, bu zorluklarda evim yok, arabam yok, işim yok, yani param yok, işten çıkartılmışım televizyonlarda falanız. Şimdi o gün dedim ki bir, bir dua edelim baştan. Hayatımızın efendisi Rabbi İsa. Amin. Biz amacımız kendi derdimizi, kendi başımızı kurtarmak değil. Ama çok kötü zamanlar ağlıyoruz. O gece kalktım dua ettim hiç unutmuyorum gözyaşları içinde. Ya Rab dedim bu teklif senden mi değil mi? Kanada'ya gideyim mi gitmeyeyim? Bak param yok, evim yok, başkasının evinde kalıyorum. Tehlike var, televizyonlarda ve gazetede haberiz. O dönemler için söylüyorum. Evet. Çok zor zamanlar. Umudun az olduğu zamanlardı ve... ...işte o gün Rabbin yönlendirişini... ...tam konuyla ilgili olduğu için... ...ve sesini çok net... ...seni bugün duyduğum gibi... ...odada o karanlık odada duydum. Dedi ki oğlum sana bir şey soracağım. Çok korktum. Dedi korkma. Sana bir şey soracağım. Kanada'ya mı güveniyorsun? Bana mı güveniyorsun? Çok net. Yani Tanrımız diri bir Tanrı. Yönlendiriş veren bir Tanrı. Ay. Tıpkı eski ayette peygamberlere konuştuğu gibi... ...yeni ayetli elçilere konuştuğu gibi... ...o gün ben layık olmayan kuluna da... Onun yüzünü aradımda sorduğumda tüm yüreğimle ayetteki gibi burada kalmam gerektiğini, o beni bereketleyeceğini ve koruyacağını söyledi. 10 On yıldır onun lütfuyla yaşıyorum. Hamdolsun. En azından şimdi evim olmasa da kirada oturabilecek bir evim var ve Rabbin lütfuyla çocuklarım okuyor, eşim çalışıyor, yaşamaya çalışıyoruz ve elimizden geldiğince Mesih'e ve onun egemenliğine hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani bu basit bir daha çok örneğim var. Birçok insanların böyle yönlendirildiğini biliyorum. O yüzden Tanrı'nın yönlendirişini aramalıyız. Önemli kararlarımızda mutlaka adım atmadan önce ona danışmak, onun rızasını almalıyız diye düşünüyorum evet. değerli kardeş. Evet ve yani şimdi başka bir mezmura geçmek e, istiyorum. Tabii tabii. Yani Tanrımızın ne kadar şefkatli bir Tanrı olduğunu, günahkarları nasıl lütufkar olduğunu. Amin. yani biz ne kadar günahlı olursa olalım, Tanrı'ya döndüğümüz zaman bize nasıl yol, yol göstereceğini anlatan Amin. bir mezmur. Rab iyi ve doğrudur. Onun için günahkarlara yol gösterir. Alçak gönüllüleri adalet yolunda öncülük eder. Amin. Kendi yolunu öğretir onlara. Amin. Rabbin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır. Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için Ya Rab, adın uğruna suçumu bağışla. Çünkü suçum büyük. Kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir. Aleluya. Gönen içinde yaşayacak o insan, soyu ülkeyi sahiplenecek. Rab kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını. Onlara açıklar antlaşmasını. Gözlerim hep Rabb'dedir. Çünkü ayaklarımı A'dan o çıkarır. Halelüya. Yani evet. aslında çok konuşmaya da gerek yok bayram. Evet. Yani aslında şu mezmur okusak bile Bizde. programı kapatsak bile yeterdi. Yani evet. Rabbin sözü açık değil mi? Evet. Bak ne diyor? Günahkarlara yol gösterir. Tıpkı evet. bize gösterdiği gibi. Öncülük eder. Evet. İyi ve doğrudur. Evet. Kendi yolunu öğretir onlara. Sevgi ve sadakate dayanır. Anlaşmasını ve buyruğunu uyanlar için. Ve ayaklarımın kaymasına, ağa dolaşmasına izin vermezdi. Evet. Ben buna ben buna ihtiyacın ihtiyaç duyuyorum. Anladım. Böyle bir tanrıya bu dünyada bu zor ve günahın egemen olduğu dünyada buna ihtiyacım var. Tanrının yönlendirişine evet. ve onun bana konuşmasına, kulağımın onun sesini duymasına ihtiyacım var. Bilmiyorum sen bu mezmur hakkında ne düşünüyorsun? Evet yani Rab yine de adını ona başla. Kim Rab'den korkarsa Rab ona seçeceği yolu gösterir. Aleluya. Saygı yani, duyulması gereken, korkulması çok, gereken bir tanrı. Evet, çok yani önemli ayetlerden Kesinlikle. biri yani Tanrı'dan korkmamız da gerekiyor onu sevdiğimiz kadar. Hı hı hı. Ve o zaman bize yol göstereceğini söylüyor yani. E, müjdeler bunlar, teşvikler çok güzel bir mezmur. E, zamanımız azalıyor istiyorsanız evet. E, kutsal Kitab'ın tavsiyelerine geçelim. Tabi sevinçle. Tabii. Evet. E, tanrı sözünde ilerlediğimiz zaman yani Tanrı sözü bizi bencilce yorumlar yapmamızı engeller. Evet bu çok önemli. Çünkü, evet, çünkü çok kendi benliğimizi katıyoruz çünkü işlere. Tabii yerlere. normalde hayatta herkes kendi benliğini düşünerek hareket doğru, eder. Doğru. Ama Kutsal Kitap'ta yaşayan, Tanrı'nın Kutsal ruhunda yaşayan biri böyle yapmaz. O bencilce şeylerden, duygulardan Hı -hı. sıyrılmıştır. Kesinlikle. Tanrı'nın genel isteğini, öğütlerine kulak verir. Amin. O yüzden Kutsal kitap düzenli okumak, Tanrı'nın yönlendiriş alma, Tanrı'dan yönlendiriş almak da çok önemlidir. Doğru. Ee, Yönlendirici tabii kişisel bir olaydır aynı zamanda. Hı hı. Kutsal ruh bizim de konuşur demin verdiğiniz örneklerde olduğu doğru. gibi. Bak aslında du Filipelilere bakabilirsin 2.13'e. Tamam. Önce, evet. evet. Dua ettiğimizde Tanrı yüreklerimize bir şey koyar dedik. Kesinlikle. Aynı şekilde bir iş yapmaya yönelik güçlü bir istek verir bize. Amin. İşte benim Türkiye'ye gelmemdeki Değil o Değil mi? Seni doğru. sonuçta iten ve gönderen Türkiye Kesinlikle. Tanrı yani kendisiydi. Yani vaftiz olmak isim de yüreğime koymuştu. Değil yani vaftizin evet. ne olduğunu da çok iyi bilmiyordum ama ...bireyinde sürekli bir vaftiz olmam lazım... vaftiz ya. olmam lazım vardı... Hı hı, ...yani... ...hamdolsun ya, o şekilde bir kilise bulduk... ...ve büyük bir hı hı. Aa, iş başladı... Filipililer 2. bölüm 13. ayet... ...çünkü kendisini hoşnut edeni... ...hem istemeniz... Hı. ...hem de yapmanız için... ...sizde etkin olan Tanrı'dır... Amin ...bak şimdi burada çok önemli bir şey söyledin... Hı. ...şimdi neden... ...bunu önemli bir ...çünkü senin hayatın... ...senin az önce anlattığın... ...hem okuduğun örnekler... ...hem tecrübe ettiğin... ...yaşamındaki örnekler aslında tüm kutsal yazıları doğrulayan örnekler. Bak hiç 2000 yıl önceden bahsetmiyoruz değil mi? Paulus Filipelilere yazdı ama ondan bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz şey ne? Gerçekten yaşadığımız tecrübe. O yüzden bize ekran başında izleyenlere açıkça şunu söyleyebiliyoruz. Tanrı'yı tecrübe edin. Değil mi? Tanrı'nın yönlendirişini Tanrı'nın tavsiyelerini arayın yüreğinizle. Aynen. Çünkü sizi yönlendirecek. Tıpkı seni Türkiye'ye yönlendirdiği gibi. Kesinlikle. Tıpkı benim Kanada'ya gitmemi engellediği gibi. Tıpkı şu evde otur bu evde oturma dediği gibi. Bak samimi söylüyorum. Doğru. O, oğlunu bu okula gönder bu okula gönderme dediği gibi yani Tanrı kişisel olarak senin de belirttiğin gibi yaşamlarımızın detaylarıyla Tabii. kendi egemenliği ve kendi e, yani, Filip, filipus'u hadıma gönderdiği gibi evet. Pavlus'u makedonya'ya gönderdiği gibi ya da yani kardeşleri oraya gitmeyin Musa'yı yönlerdi Yakub'u yönlerdi ya bir sürü Tanrı Davut'u değil mi evet, tabii ki ve çünkü ne diyor bak ayet çok açık hoşnut edeni hem istemeniz evet. hem de yapmanızı sizde etki olan kimdir Tanrı'dır o bizim babamızdır ve çobanımızdır Aynen. o bizi ilgilenir Aynen. o yüzden ihtiyaçlarımızı bilir evet. ve ona göre de bizi ruhuyla değil mi kutsal ruhuyla çok konuşuyoruz kutsal ruhu hı hı. daha konuşmaya da devam edeceğiz evet. bizi yönlendirecek ve teşvik edecektir evet. Evet, yani e, Yuhanna bizi e, bazı Aha. konularda uyarıyor. Evet. Yani çünkü Tanrı'dan olmayan ruhlar var. Hı hı. Ve ruhları sınamamız gerekiyor. Tanrı'dan Kesinlikle. olan yönlendiriş var, Tanrı'dan olmayan yönlendiriş var. Hayatta Doğru. bu hepimizin karşısında. Yani bu konuda 1. Yuhanna 4. bölüm 1. ayet okumak istiyorum. Lütfen. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Hmm. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına Yine. yayılmış bulunuyor. Doğru. Yani... E, işte Tanrı'nın yönlendirişi dedik. O yüzden yani kutsal ruhu biliyorsak, kutsal ruhu almışsak ve Tanrı'nın sözünü biliyorsak biz ruhları ayırt edebiliriz o zaman. Doğru. Ya Tanrı'dan mı bu yönlendiriş yoksa İblis'ten Hı -hı. mi bunu ayırt, Şimdi ayırt edebiliriz? Şimdi bunu biraz açalım çünkü evet. insanlar tam anlayamayabilir. Bunun en iyi yolu yani kutsal ruhun Tanrı'nın yönlendirişi anlamanın en iyi yolu kutsal yazılardır. Amin. Değişmeyen ve değişmeyecek olan kutsal yazılardır. Çünkü kutsal yazıları kutsal ruh yazdırmıştır. Hı -hı. Peygamberleri aracılığıyla. Evet. O zaman kutsal yazılara aykırı olan bir yönlendiriş asla Tanrı'dan olmaz. Evet. Kutsal, bir kişinin sahte peygamber ya da olup olmadığı nasıl anlıyoruz? Kutsal yazılara bakarak anlıyoruz. Amin. Paulus ne diyor? Hayır. Mes İsa Mesih'in beden alıp geldiğinde inkar eden hiçbir ruha inanmayın. Amin. Yuhanna Keza bunu söylüyor. Amin. O zaman sınamamız gereken yer yönlendirişleri, tavsiyeleri... Evet. Kutsal yazıların ta kendisidir. Bak şimdi 1. Yuvanda 4 diyor ki... Tanrı biz olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Amin. Tanrı sevgidir. sevgili yaşayan Tanrı'da yaşar. Tanrı da onda yaşar. Amin. Niye bunu şimdi söylüyorum bunun arkasından? Bizi seven, sevgi olan Tanrı olduğu için... Yolları düzgün ve doğrudur. Adildir. Ayağımızın kaymasına izin vermeyecektir. Amin. Ruhları sınamamız konusunda... Sahteliği görme, sahte inançları görmemiz konusunda... Kutsal yazıları bizi itecek... Yönlendirecek ve bize ruhuyla hikmet ve anlayış verecektir. Evet. Bu yüzden Rabb'in yönlendirişi anlamanın en iyi yolu ona yakın ve kutsal yazılara yakın olmakla, bilmek ve tanımakla ilgili gerçeklerde değerli kardeşlerim. Evet. Kolesellere bakalım istersen. 3.15 3 -15, evet. Mesih'in esenliği yüreklerinizde hakem olsun. Ya. Tek bir bedenin üyeleri olarak bu esenliğe çağrıldığınız şükredici olun. Amin. Evet. Ya o esenliği hissettiğimiz zaman zaten değil mi? o ruh, hı hı. o esenli aykırı bir ruh. E, çıktı ama bunu biliriz. Kesinlikle. Yok sen mesele uygun değilsen, kutsal kitap uygun değilsin, Tanrı karakterine uymuyorsun diyebiliriz Doğru. ve biz ondan sıyrılabiliriz. Ve Tanrı yani sağ duyu'dan bahseder kutsal Hı. kitapta. Yani evet. bize sağ duyuyu verir. Doğru. Yani bu artık belli bir kültür içinde, belli bir hamur içinde yoğrulduğumuz zaman kutsal kitapta yoğrulduğumuz zaman artık bir sağ duyu sahibi oluruz. Dediğin dediğimiz gibi yani onun Tanrı esenlik almadığımız bir şeyin üzerine gitmememiz lazım. Doğru. Ya zaten ta bu kutsal yazarı dediğine sağduya sahip olmaya başladığın zaman... Evet. ...daha doğrusu ta kutsal yazıları ve Tanrı'yı tanımaya başladığın zaman zaten... Evet. ...tıpkı bu uzun zamandır dostunu, uzun zamandır eşini, çocuklarını tanımak gibi. Amin. Değil mi? Amin. Artık bazı şey otomatikman evet. neyi sevip neyi sevmeyeceğini... Evet. ...değil mi? Neden hoşlanıp neden hoşlanmayacağını biliyorsun. Amin. Ona göre davranıyorsun. Amin. Ya da bir göz kaş işaretiyle neyi arzu ettiğini de anlamaya başlıyorsun. Değil Amin. mi insanların? Amin. Bu tanımakla ilgili onda kaliteli zaman geçirmekle ilgili bir şey. Amin. Tıpkı işte bu... Aynı şekilde bak Süleyman'ın özdeyişlerinde evet. 12-15'te ne diyor? Ahmağın yolu kendi gözünde doğrudur. Bilge kişi ise öğüde kulak verir. Evet ve kutsal kitap öğüt üzerinde de çok duyuluyor. Sağduyuda olduğu gibi öğüt de var. Doğru. Yani kardeşlerden, pastörlerimizden im yani imanda olgun insanlardan öğüt almamız da çok önemlidir. Çok doğru. Onun için Tanrı bizi sosyal hayat içerisinde yarattı yani. Evet zaten hani onun için eşlerden, çocuklardan, dosttan da örnek veriyorum. Çünkü neden? Onların öğütlerine ihtiyacımız var. Onların evet. bakışlarını anlıyoruz. Bizi seven insanların değil mi? Evet. Birlikte olduğumuz. O zaman evet. Tanrı'nın da yönlendirişi çok önemli. Abi. İstersen bak şu son ayet okumanı rica edeyim senden. Yani bu özdeşli 15-22. Ka e karşılıklı danışılmazsa tasarlar boşa çıkar. Hmm. Danışmanların çokluğuyla başarıya ulaşılır. Ya Leluya. Süleyman bize verdiği. Demek bir, ki bir danışmanlık evet. sağduyulu kardeşlerin, hikmetli kardeşlerin bilgeliği. Tanrı onları kullanarak yaşanmanızda egemen olacaktır değil mi? O yüzden kiliseye gitmek önderlerle zaman geçirmek, evet. hikmetli ve Rabbin sözünü bilen kardeşlerle birlikte zaman geçirmek, dua etmek evet. ve evet. birlikte Tanrı'nın yüreğini ve önlendirişini aramak demek ki çok önemli kardeşim. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Son dedim ama İbraniler 6:5'te bir şey var. Onu da sen bitirelim programımızı. 16:15 böylece İbrahim sabırla dayanarak vade erişti. Hmm. Yani hayatımızda sabre sabretmek, aceleci olmamak, yani kararlar değil ya bazen bunu maalesef yani yeni imanlarda görebiliyoruz. Bazen evet. çok aceleci olabiliyorlar. Doğru. Ama Rab bizi olgunlaşmamızı ister. Kesinlikle. Yani bir şeyi vermiyor sonra sabırla dua ile onun için kendimizi hazırlamamız lazım. Sağ ol Bayram. Katkılarınız için Rica ederim. teşekkür ediyorum. Rab evet. seni ve hizmetini bereketlesin. Sevgili dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Elimizden gelecek kardeşim, bayramla Rabbin yönlendirişini ve teşvini nasıl ararız? Nasıl buluruz? Kutsal Kulsalaza nasıl bakarız? Ona güvenebilir miyiz? Tanrı şimdiki hayatımızda, yaşadığımız bu dünyada bizi yönlendirir, bizi teşvik eder mi? Bizi doğru ya da yanlıştan ayırır mı? kendi yollarında yürümemiz için bilgelik verir mi konuşmaya çalıştık. Biz kendi tecrübemizden Tanrı'nın bizi yönlendirdiğini ve iyi amacı uyarınca hazırladığı iyi işler için bizi yarattığına iman ettiğimizi ilan ettik. Umarım sizler için de bereket kaynağı olmuştur. Rabb'i sizi yönlendireceğinden sabırla beklediğinizde size iyi her şeyi severip size gerçekten bereket sağlayan ve koruyan bir Tanrı olacağından da yüzde iman ediyorum. Ve bunun için de Rabb'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın ve Rabb'te kalın sevgili dostlar. Amin.